Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün 6. sınıf matematik dersinde arkadaşlar 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Tabii burada bir uyarı veriyorum arkadaşlar. Sizlerin 100 alması adına sadece bu soruları çözmeyeceğim arkadaşlar. Buradaki sorularda gelen yerlerde yine anlatım yaparaktan gideceğim. Çünkü bunlar kazanım soru tipleri arkadaşlar, tamam. Gelebilecek farklı soru tiplerinde de sizler en azından öğrenmiş olun ki 100 alasınız diye biz biraz daha detaylı anlatım yapmaya çalışacağız. Evet, yukarıda verilen işlemin sonucunu hangisidir arkadaşlar? Burada öncelik hangisinde? Öncelik 1 üssüz sayıdadır. Sonra parantezli işlem, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkartma. Bir bölme var, sonra çarpma var. Ama önce hangisi? Soldan sağdır. Önce bu, sonra bu yapılır. 20'yi 10'a bölelim, 2. Sonra artı diyorum. Bununla bunu çarpalım. 20, sonra eksi 8. Düze geçirdim. Şimdi toplama çıkartma var arkadaşlar. Soldan sağa doğru öncelik. 2 ile 20'yi topladım. 22. 8'i çıkartıyorum arkadaşlar. Eşittir. 14 bizim cevabımız olacak. Aman işlem önceliğine dikkat arkadaşlar. Yine aynı tip soru. İkinci soru. Bakın. Üstü sayı var. Parantez var. Bölme var. Bölme var. Çıkarma var. Önce şurayı bir halletmemiz lazım bizim. Üstü sayı açalım. 36. 4 artı 36 ne oldu? 40. 40 bölü 5 eksi 16 bölü 2 olaraktan ben burayı yazdım. Doğru mu? Şimdi önce tabi böyle yazmanız gerekiyor. Bunu yazmayan arkadaşlar çözmeyi beklemesin. Ya ben hep bir yerde böyle tutuyorum, hata yapıyorum diyeceklerdi arkadaşlar. Yazın. Size zahmet yazın. Önce bölme arkadaşlar. 8. Önce bölme. Yine arkadaşlar burası 8. 8'den 8 çıkarsa da arkadaşlar sıfırın kaldığını biz burada göreceğiz. Geçiyoruz arkadaşlar 3. sorumuza. Bir kuruyemişçi toptancıdan 240 kilogram fıstık almıştır. Kilosunu 13 liradan alan kuruyemişçi fıstığın kilosunu 16 liraya satmayı düşünmektedir. Bakın 240 kilogram fıstık almış, kilosunu 13 liradan almış, 16 liradan satmayı düşünmektedir. Kuruyemişçi fıstıkları alırken kargo şirketine 75 lira ödediğine göre fıstıkların tamamını sattığında kaç lira kar edeceğini aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir? Önce arkadaşlar ne kadar kar, bakın satıştan ne kadar kar edecek? 240'la neyi çarpmamız lazım? Parantezli işlem yapacağız. 16 liraya sattı, 13 liraya aldı. 16 eksi 13 diyeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Neden? 1 kilodaki kar farkı bu kadar. 240 kiloya çarparsak toplam ettiği kar. Bir de arkadaşlar fıstıklar alırken kargo şirketine 75 TL para ödemiş bu arkadaş. Şimdi bu ödediği bu karımızdan toplayacak mıyız, çıkaracak mıyız? Dikkat edin. Arkadaşlar burayı çıkartacağız. Çünkü para ödediği için bu çıkacak burada arkadaşlar. Cevabımızın Ceyhan olduğunu görüyorsunuz. Bunu buraya anlatarak yaptık. 240 çarpı 16 eksi 13 eksi 75 diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız burada Ceyhan şıkkı oluyor. Güzel bir soruydu. Gerçekten beğendiğim bir soru. Dördüncü soru, aşağıda verilen sayılardan hangisi asal sayı değildir? Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka hiçbir sayı böleni yoktur. 23'ü bölebilen bir sayı var mı 1 ve kendisinden başka? Yok. 61'e bakıyoruz. Var mı arkadaşlar? 2, 3, 5, 7 falan yok arkadaşlar. Bu da gitti. C'ye bakıyoruz arkadaşlar. 87. 87 bir asal sayı mıdır arkadaşlar? Bölünebildiği bir sayı var mı? Düşünelim bakalım. Önce 2 yok. 3'ü deniyorum. Bu 3'e bölünebiliyor arkadaşlar 87. Asal sayı değil. Cevabımız bu olabilir. 93'e bakıyoruz arkadaşlar. 93 de 3'e bölünebiliyor aynı şekilde arkadaşlar. Bu da asal sayı değil. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sorudaki hata, bakın hazırlanmış bir sınav sorusu. Hata ortaya çıkıyor. İkisi de cevap oluyor arkadaşlar burada. C ve D de asal sayı değil diyeceğiz. Böyle bir soru karşılaşırsak. Tabii hatalı soru olacak arkadaşlar bu. 5. soru. 86 A sayısı 3 basamaklı bu sayı. 9 ve 4 ile tam bölünebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılmalıdır arkadaşlar diyor. Şimdi 9 ve 4'e önce 4'e bölünebilme kurallarına ben bakayım bir arkadaşlar. 4'e bölünebilme kuralı nedir? Son 2 rakamı 4'e bölünebilecek. 6 1 olsaydı 61 bölünemez. 64 olsa arkadaşlar bölünebilir mi? 64'ü 4'e bölebilirsek evet arkadaşlar bölünebiliyor. 67 olur muydu? Tek sayı olmadı. 69 olur muydu? Tek sayı. Hocam neden 4'e baktın 9'a bakmadın? Arkadaşlar önce son rakamı belirleyebilecek ihtimalleri göz önünde bulundurdum. Önce çift sayılardan gidilir. Sonra 9'a bölünebilme kuralını deneyeceğim. Mesela sayıların
rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olacak. 8, 6 daha 14, 4 daha 18. 9'un katı mı? Katı. Demek ki arkadaşlar burada bizim cevabımız Bursa olacakmış. 5. sorumuzda, tamam mı arkadaşlar? Geçiyoruz. 6. sorumuz ekranlara geldi bakalım. 6. soruyu okuyoruz. Diyor ki arkadaşlar bize bu 6. soru. 360 eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C. Asal çarpanlara ayrılmıştır. A artı B artı C nedir diyor. Hadi bakalım bize de kolay gelsin. 360'ı asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e bölüyorum 15, 3'e bölüyorum 5, 5'e böldüm 1. Kaç tane 2 var? 3 tane. 2 üzeri 3. Kaç tane 3 var? 2 tane. 3 üzeri 2. Kaç tane 5 var? 1 tane. 5 üzeri 1 olaraktan ben bunu işaretleyeceğim. Şimdi A 3, B 2, C de 1 olacak arkadaşlar. Toplamları ne olacak? 3, 2, 1 dersek biz bunlara 6 edecekmiş bu üstlerin toplamı. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. 7. sorumuz ekranlarımızda. Diyor ki 5'e bölünebilen en büyük 2 basamaklı sayı ile. 5'e bölünen en büyük 2 basamaklı sayı nedir arkadaşlar? 95'tir tabii ki, değil mi? 3'e bölünebilen en küçük 3 basamaklı sayı. En küçük 3 basamaklı. 100 ne diyeceğiz? Rakamları toplamı 3'ün katı olacağı için 2 desem ben bunun içinden çıkarım arkadaşlar. 3'e bölünebilen en büyük, pardon en büyük 3 basamaklı sayının diyor. Pardon, en büyükmüş. O zaman neymiş arkadaşlar? 3 basamaklı sayının 999 olur arkadaşlar 3'e bölünebilen. Farkı nedir arkadaşlar? 999'dan 95'i çıkartırsak 4, 0, 9. Cevabımızın 904 olduğunu görürüz. Şurada bir an için en küçük diye gözümüze göründü ama sorun yok. Bunu da düzeltmiş olduk, çözmüş olduk arkadaşlar. 8. sorumuz ekranlarımızda, bakalım ne diyor arkadaşlar? 8. soru. Tuna, Seçkin, İrem ve Barış 4 arkadaş birlikte pizza yemeye gitmişlerdir. Tuna pizzasını 5'e bölüp 4 parçasını, Seçkin 6'ya bölüp 5 parçasını, İrem 7'ye bölüp 6 parçasını, Barış 8'e bölüp 7 parçasını yemiştir. Buna göre hangisinin kalan pizzası daha fazladır? Şimdi Tuna için bakalım, 5'e bölüp 4'ünü yemiş. O zaman Tuna 5'te 1'i kaldı Tuna'da. Sıra sıra gidiyorum. Seçkin 6'ya böldü 5'ini yedi. 6'da 1'i kaldı. İrem 7'ye böldü 6'sını yedi. O zaman 7'de 1'i kaldı. Barış 8'e böldü 7'sini yedi. Buna da 8'de 1'i kaldı. Kalanları yazdım. Hangisi daha fazladır? Bir kesir karşılaştırması arkadaşlar. Paylar eşit burada, değil mi? Paycılar eşit değil. Paycılar eşit olsaydı payı küçük olan küçük olurdu. Ama arkadaşlar paylar eşit olduğunda paydası küçük olan sayı daha büyük oluyor. Yani 1 bölü 5 diğerlerinden daha büyüktür. Bize zaten kimin kalan parçası daha fazladır dediğine göre arkadaşlar, birinci arkadaş kimdi? Burada Tuna demişti 5'e bölen. Tuna'nın pizzası diğerlerinden, kalan pizzası daha büyük olur diyeceğiz. 9. soru. 56-72 kilogram kütleli iki farklı pirinç birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara eşit miktarda konacaktır. Buna göre bir torbaya konulacak pirinç miktarı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu tip bir soru arkadaşlar. Böyle bir şeyleri bölme, en büyük ne kadar bölünebilir, en fazla içine ne kadar gelebilir ya da büyük poşetlere ayrılacak, en az kaç poşet lazım dediğimiz soruların hepsi, bakın bunları konuda anlattık. Dedik ki biz bunlar EBOB soruları. 56 ve 72'nin EBOB'unu bulacağız. 2'ye bölelim arkadaşlar. 36, 28. 2'ye bölün 18, 14. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 9, 7. 9 ve 7 kaldı mı arkadaşlar? Kalır. Daha da bölünmez değil mi burası? Demek ki bunların EBOB'u neymiş arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Böleceğimiz torbaların büyüklüğü zaten 8 kilogrammış. Bize zaten torbanın kilogram cinsinden büyüklüğünü soruyor. Cevap 8. Peki kaç torba lazım deseydi arkadaşlar? 56'yı 8'e bölecektik. Buna 7 torba. 72'yi 8'e bölecektik. Buna da 9 torba. 16 torba lazım olur. Dediğimiz gibi arkadaşlar, gelebilecek tüm soru tiplerini çözüyoruz ki karşılaştığınızda ben bunu bilmiyordum demeyin arkadaşlar. 10. soru. 4 bölü 9 küçüktür A'dan. Bu da küçüktür 5 bölü 6'dan. A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi güzel abicim, ben bunların paydalarını bir eşitleyeyim. Bunu 2 ile bunu da 3 ile bir genişleteyim ben. Tamam mı? Ne oldu bu?
2 ile genişlettiğinde 8 bölü 18 küçüktür a'dan. A da küçüktür 3 ile genişletelim. 15 bölü 18. Demek ki 18 ile 15 ile 18 ile 8 arasında bir sayı olacak. 18 ile 11 buraya uyar mı arkadaşlar? Uyuyor değil mi? Bu olur. Gitti. 36 da 31. Şimdi bunun için ne yapalım? Bunları da bir 2 ile genişletelim bakalım. Bir 2 ile genişletirsek ne olacak? Hemen şu altına yazayım. Burayı 2 ile çarptım. 36 da 16 etti. Burayı 2 ile çarptım. 36 da 30 etti. Arasına düşüyor mu 36'da 31? Hayır. Cevap bu. Ama durmuyoruz. Buna da bakıyoruz. 54 için 3 ile genişletiyorum. 3 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 24. 3 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 45. Arasına düştü mü? Düştü. 36 için 2 ile genişletmiştik. Buraya bakıyorum. 16 ile 30 arasına düştü mü bu? Düştü. Demek ki olamayacak olan burada arkadaşlar. Cevabımız Bursa 31 bölü 36 sorusu. Bizim olamayacak olan cevabımız. Geçiyoruz arkadaşlar bir sonraki sorumuza. 11. soru, ekranlarımıza bakalım. Demiş ki aşağıdaki sayı doğrusunda 3 ile 4 sayının arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. K noktasına gelen parça. Zaten ne güzel söylemiş bir şey bize arkadaşlar. 5 eşit parçaya ayrılmış. O zaman kaç tam? Burası tamı gösterir. 3 tam. Kaç bölgeye ayrıldı? 5 bölgeye. 5'te kaçıncıyı seçmiş? 1, 2, 3, 4, 5 ya. K birinci. Soldan başladığımızda birinci. 3 tam. 5'te 1 bizim cevabımız olacak. Aa hocam şıklarda yok. Yoksa yanlış mı yaptık diyen arkadaşlar için. Güzel yavrum. Belki de bileşik kesir olarak da verilmiştir. Çarpalım bakalım. Çevirelim bunu. 3'te 5'i çarpın 15. Yukarıyla toplayın. 16. Aşağısı ne? 5. Aynı kalacak. Aha da gördük burada. 16 bölü 5'in cevabımız olduğunu fark ettik değil mi arkadaşlar? Yani illa tam sayılı kesir olaraktan bulunacak değil. Hemen sizin bir matematikçi arkadaşlar tak 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 çevirmesi lazım. Görmesi lazım. Tamam. 7 tam 9 7 ile 5 tam 3'te 2 kesirinden kaç fazladır? Çıkartma yapacağız güzel kardeşlerim. Evet 7 tam 9'da 7 çıkar. 5 tam 3'te 2. Önce paydaları eşitleyelim bakalım. Bunu 3'te genişletsem ne olur? 7 tam 9'da 7 eksi 5 tam. Tam oynamıyor sadece kesir genişliyor. 3'te genişlettim ya 9'da 6. Çıkarma olur mu? Olur. Sağlıklı bir çıkarma olacak çünkü bu bundan büyük. Olmasaydı ne olacaktı? Bu 7 bölü 9 bu da 8 bölü 9 olsaydı ikisini de bileşik kesire çevirip öyle çıkaracaktı. Tamam mı? İşte bunun da cevabını öğrenmiş oldunuz. Ama burada çıkarma var. O zaman tamlar tamdan çıkar. 2 tam. Payda aynı kalır. 7'den 6 çıktı 1. 2 tam 9'da 1 bizim A şıkkımız cevabımız olacak sevgili öğrenciler. 13. sorumuz diyor ki Ahmet amca tarlasının 5'te 2'sinin 7'de 3'üne domates ekmiştir. Buna göre tarlanın domates ekili kısmı tarlanın tamamının kaçta kaçıdır? 5'te 2'sinin 7'de 3'ü. Kesirin kesiri ne demek arkadaşlar? Çarpma demek. Yani 2 bölü 5'te 3 bölü 7'yi çarparsak tüm tarlada kaçta kaç olduğunu bulacağız. 5 çarpma neydi? Direkt çarpmaydı. 5'e 7'yi çarpın arkadaşlar. 35. 2 ile 3'ü çarpın 6. 35'te 6 kadar kısmını domatese ayırmıştır. Şunu da sorabilirdi. Ne kadarı kalmıştır geriye? 35'te 35'ten çıkartacağız. 29 bölü 35 derdi. Tamam mı? Tamamı nedir bir sayının? Payda kadar kesire pay koyarsınız. Mesela 8'de 3 mü kullanıldı? Tamam nedir? 8'de 8'dir. Kullanılmayan nedir? 8'de 5'tir gibi. Tamam arkadaşlarım. 14. soru bakalım ne diyor? Bir su deposunun 7'de 2'si su doludur. Bu depoya 60 litre su eklendiğinde deponun yarısı dolmuş oluyor. Abicim 7'de 2 7'de 2'si dolu artı ben buna arkadaşlar 60 litre eklersem ne olacak? 1 bölü 2'si dolmuş olacak. Güzel. Peki arkadaşlar o zaman ben bu 60 litrenin deponun kaçta kaçına denk geldiğini bulmak için ne yapmam gerekecek? Arkadaşlar deponun yarısından 7'de 2'sini çıkartırsam 60 litrenin ne kadarlık geldiğini, kaç kesire eşit olduğunu görürüz. 1 bölü 2 eksi 2 bölü 7 diyorum. Tabii ki bunu çıkartmak için paydaları eşitleyeceğim. Bunu 7 ile bunu 2 ile. Hemen yazıyorum buraya. Genişlettim. 7 bölü 14 çıkarıyorum. 4 bölü 14. Çıkardığımızda 3 bölü 14 oldu. Demek ki bu 60'lık kısım 3 bölü 14'üymüş havuzun. Tamam mı arkadaşlar? Havuzun
Buna göre tam dolu olduğunda veyahut da bu deponun diyor pardon havuz depo önemli değil. Tam dolu olduğundaki kaç litre su vardır? Şimdi problem şuna döndü. 14'te 3'ü 60 litre ise tamamı nedir? Ters işlem yapacağız arkadaşlar. 60'ı 3'e böleceğiz. 20 çarpacağız 14 ile. Bu da eşittir 280 olacak. Şimdi 60'ın 14'te 3'ü kaçtır deseydi düz işlemdir. 14'e bölü 3'e çarp. Ama 14'te 3'ü 60 litre ise tamamı nedir dediğimizde bu ters bir işlemdir arkadaşlar. 60'ı 3'e böleceğiz. 14 ile çarpacağız. Cevabımızın 280 olduğunu göreceğiz. Damla diyor miktarı 20 tam 7'de 4 olan sütü 24 tane şişeye eşit miktarda paylaştırmıştır. Buna göre bir şişeye koyduğu süt miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olaraktan verilmiştir? Bu bir bölme sorusu. 20 tam 7'de 4'ü arkadaşlar 24'e böleceğiz. Ama önce bunu bir bileşik kese çevirelim. 20 ile 7'yi çarpalım arkadaşlar. 140. 4 ile topla 144 bölü 7. Tamam mı? Böleceğiz 24'e. Yani bunu da hemen kese çevirelim. 24 bölü 1. Bölme işlemi neydi sevgili arkadaşlar? İkinci kesiri ters çevir çarpmaya çevir demektir. Yapalım. 144 bölü arkadaşlar 7 çarpıyorum 1 bölü 24. Şimdi bunu çarpacağız arkadaşlar. 144'te 1'i çarpıyoruz. Yukarısı 144. 24'te 7'yi çarpıyoruz arkadaşlar. Çarpalım bakalım. 7 ile 20'yi çarpalım. 140, 7 ile 24'ü çarpalım arkadaşlar. 28, 168. Hocam bu böyle mi olacak arkadaşlar? Hayır. Bakın buralar ikisi sadeleştirilecek. Tabi uzun uzadıya burayı tutmayacağım. Zaten burada bu da 24'ün katı, bu da 24'ün katı arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde 6 bölü 7 kesirini bulacağız. Demek ki şişeye koyduğu süt miktarı 6 bölü 7 litre olaraktan karşımıza çıkacaktır. Dikkat edelim. Burada da güzel işlemler vardı. Bölmeyi ters çevirip çarpmayı falan filan gördük arkadaşlar. Tamam mı? Bir sonraki sorumuz 16. soru. 18 sayısının tam bölenleri diyor. Yukarıda bölen A ve B kümelerinde Venn şemasıyla gösterimi aşağıdaki yerden hangisidir? Arkadaşlar A kümesine bakalım. 18 sayısının tam bölenleri 1 var, 2 var, 3 var, 4 yok, 6 var, alttan sonra 9 var, sonra 18 var. A kümesi 1, 2, 3, 6, 9, 18 olacak. B kümesi de 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi Venn şemasıyla gösterildiğinde şu iki kesi, kümede de ortak olanlar ortada olacak. Bakalım 1'ler ortak, 3'ler ortak ve 9'lar. Ortada arkadaşlar 1, 3, 9 olacak. Bakın burada yok, burada yok, burada yok, burada var. İşaretleyelim mi? Hayır, bekle. Bakalım 1, 3, 9. A kümesine bakıyorum. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Tamam. B kümesine bakıyorum. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Gördük mü arkadaşlar? Cevabımızın B olduğunu gördük. Kümelerde ortak olanlar kesişime yazılır. Diğer kalanlar da kümenin kendi, sadece kendi içerisinde tutulur ama toplama bakılırken A kümesi budur, B kümesi de arkadaşlar budur. Tamam mı? Geçiyorum 17. sorumuz arkadaşlar. Bakalım 17. sorumuz neden bahsediyor? Diyor ki matematik sözcüğünü oluşturan harfler A kümesi. Peki A kümesini belirleyelim arkadaşlar. A kümesinde neler var? M harfinden bir tane var. A harfinden bir tane var. Sonra T harfinden bir tane var. E harfinden bir tane var. Tekrar M, A'yı yazmıyoruz. T'yi de yazmıyoruz. İ var, bir tane de K var. Kapattım. M, A, T, E, İ, K. Çünkü tekrarlayan şeyler bir daha yazılmaz küme elemanları içerisinde. Tamam mı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanı var. Sayı A'nın elemanları diyor 6 tanedir. Doğru. T elemanıdır A kümesinin. T elemanı mıdır A kümesinin? Doğru. P elemanı değildir A kümesinin. Burada P yok. Bu da doğru. A kümesinin eleman sayısı 9'dur. Zaten iki şıktan biri ya 6 ya 9 olacak arkadaşlar. 9 olmadığını ifade etti. Çünkü birer kez sayılıyor. Tamam mı kümelerde? Geçelim bakalım 18. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sayı doğrusunda A, B, C'de yerine gelmesi gereken sayılardan birisi değildir? Şimdi burada hocam ben bu aralığı nasıl bileceğim? Müneccem miyim ben diye arkadaşlar sorabilirler. Arkadaşlar -6 ile 4 arasına bakın.
verilen sayı bu. Bunların arasını kaç bölge ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölgeye ayırmış. Eksi 6 ile 4 arasında zaten 10 sayı var. 10 bölgeye ayırdıysa demek her bir adım bir sayıdır. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, C'ye 3 geldi. 4, 5, 6, 7. ABCD yerine gelmesi gereken sayılardan birisi değildir. Eksi 4 var. Eksi 1 var. 3 var. 6 yok arkadaşlar. D çünkü 7 idi değil mi? Gördüğümüz gibi görünen iki sayının aralığına bakın. Kaç bölgeyse buna göre burada oran yapın. Tamam mı arkadaşlar? Şurada şu kadar gittiyse demek her bir bölge ya 1'dir ya 2'dir falan. Bunu zaten göreceksiniz saydınız arkadaşlar. 19. sorumuz ekranlarda. Tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı arkadaşlar. Bakıyoruz. En küçük eksi 10 var. Sonra kim var? Eksi 8 var. Bakıyorum. Eksi 4 var. Sonra 0 var. 1 var. 7 var. Eksi 10. Eksi 8. Eksi 4. 0. 1. 7. Cevabımızın deniz ışıkı olduğunu görüyoruz. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Diyor ki hangisi yanlıştır? Mutlak değer. Mutlak değer neydi arkadaşlar? Pozitif de olsa, negatif de olsa dışarıya pozitif çıkıyordu. Artı 4'ün mutlak değeri artı 4. Tamam. Eksi 8'in mutlak değeri 8. Artı 8. Tamam. Eksi 6'nın mutlak değeri eksi 6. Böyle bir şey yok. Artı 6 çıkması lazım. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Evet, bir sınavın daha sonuna geldik arkadaşlar. 6. sınıf matematik ve 6. sınıf fen sınavları da kanalımızda olacak arkadaşlar, tamam mı? Matematik dinledikten sonra feni de dinleyebilirsiniz. Ve kanalımızda 6. sınıf matematik ve fenle ilgili konu anlatımları, soru çözümleri açıklama link kısmında bırakacağım arkadaşlar bunları. Oynatma listesinde kendi sınıfınızı bulup zaten ben linki koyacağım. Tıkladığınızda tüm matematik dersleri, sınavları, soruları ardarda. İşte fene tıklarsanız tüm fenle ilgili matematik işte dersler, konu anlatımları, sınavlar, soru çözümleri ardarda gelecek. Evet arkadaşlar, güzel bir kanal hazırlamaya çalıştık. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.